Dün gece ben çok tatsız bir şey yaşadım. Dün gece saat 2'ye geliyordu. Ben saat 2 dedim mi diyorum ki artık yat, hani uyu artık. Tam kapattım, kapatacağım, yatmak üzereyim. Çırırırırırın, çırırırırırın, Trading View'dan alarm çalıyor. Ulan Allah Allah, bir baktım pop-up'ta şey var, Ripple var. Şimdi şeyi bekliyoruz ya biz. Gary Gensler Gensler atıldı, kovulacak. Ripple pumplanacak. Akşam onun komitesi vardı. Ulan dedim, haber çıktı, kovuldu herhalde bu. Alıma başladılar, insiderlar alım yapıyor. Alımdan sonra da haberi düşer bunun, pumplar. Ben ilk girenlerle birlikte gideyim deyip yüklü bir Ripple'a girdim dün gece. Alarmla birlikte gece 3, gece 2 küsur alarmıyla birlikte tam Ben yatmadan nasıl önce. seni yalnız bırakmamak için longladım ya? WhatsApp'tan konuşuyoruz, diyorum ki kanka diyorum, ben Ripple longladım, bir bok yedim, yüklü de longladım, terste kaldım. Bunu ne yapsam acaba, hani bir yere stop mu koysam ya da işte yarına sürpriz mi yapsak falan. Umut'la biz konuştuk, dedi ki marjinsilik yapalım. Tamam dedi, dur ben de geliyorum. Umut'la longladık Yalnız bırakma benim dedim kankisi. arkamda. Yattık Ondan uyuduk. sonra Keşke yapmasaymışız böyle bir şey dedik ki gerçekten. margin slip yapalım. Margin slip'in ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar, eskiler bilir. Umut 8 tane pozda terste kalıyor. Anlatsana sen. Ya margin slip biz bu piyasanın çok hareketli olduğu dönemler, hacim de var tabii piyasada. Çok fazla long işlem kovalıyoruz tabii her zamanki gibi. Yüksek kaldıraçlı ve ben böyle o zamanlar grafiğini beğendiğim her coin'i longluyordum. Yani destek demen yetiyordu benim onu longlaman için. Destekte olmasına gerek yok yani. Ondan sonra işte öyle bir dönem geçirdik biz. BTC de yani bir aşağı bir yukarı falan gidiyor geliyor falan. Pozlar tersi düştüğü zaman ben yatıyordum abi, uyuyordum. Hani çünkü yani o streste beklemek çok kötü bir şey, tamam mı? O iğrenç bir şey. Ben de yatıyordum abi. Sonra uyanıp bakıyordum hani pozlar ne oldu? Lik mi oldum falan. İşte ya da TP oldu mu falan. Öyle bir dönem geçirdik. Ona da işte margin slip dedik biz. Sonra bir ara bayağı şeydi, meşhurdu. Hatta Umut'un bayağı fotoğrafları Pozisyon var. Yani şimdi Umut geliyor, oturuyoruz benim evde. Abi burasında laptop, adam koltukta uyuyor. yönetmesi. Kanka diyorum, niye uyuyorsun? Kanka diyor, uyuyayım ki uyandığımda belki sürpriz olur, pozlar artıya geçer. Ya Hayat, bu çok hayatımızda uzun bir bir süre değişiklik bunu olsun. yaşadık. Tabii sakat bir şey yani. Hani böyle bir financial advice yok yani. Tabii. Dün gece onu konuştuk. Dedik ki yani acaba bir margin slip mi yapsak? Dün gece öyle bir şey yaptım ben. Sabah bir kalktım, 15K zarar var. Allah dedim. Umut WhatsApp'tan yazıyor. Oğlum ne olmuş? Pozların haline bak. Margin slip yapacak günü bulduk falan. Öyle bir anımız işte. Dün ben bir long pozisyon açtım Ripple'da, gaza gelip. Long'u tepeden açtığım için, dirençten açtığım için stop mesafem çok uzaktı. O yüzden de stop koymadım. Likiditem de olduğu için dedim ki yarını bekleyeyim, yarınki duruma göre aksiyon alayım. Margin slip'e yattım yani özetle. Sabah kalktım 15K zarar. Ben hani diyorum ki 510'lara gelse manuel stop ederim. 480'lerde gördüm şeyi, Ripple'ı. Beynime kan sıçradı. Dolayısıyla da bugün işte 9-10K bir kaybım var bu aç gözlü hareketimden dolayı. Eğer ortalardan değil de destekten girseydim stop koyacaktım. Ya da yüksek miktar değil de biraz daha ufak çerezlik girseydim sorun olmayacaktı. Bazen böyle işte terste kalabiliyoruz. Bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da bizim başımıza gelen şeylerden bir Geçmiş olsun tanesi. kanka. Birisi şey yazmış bana. O Ripple longunu kapattın, çok pişman olacaksın, kahrolacaksın falan diye DM yem atmış birileri. Abi tamam, pişman oluruz, sıkıntı değil. Ya çok fazla öyle yazdılarsa muhtemelen pişman olacaksın. Genelde öyle oluyor ama piyasayı yürürse de çıkartırsın yani onun parasını. Ne olacak ki? Yani, ne olacak ki demeyeyim. Tabii ki çok iyi bir miktar da. Güzel bir miktar. Ya yani şimdi Ama hani yani senin çıkartabileceğin miktarlar orada ya kural. şey yapacağım, bekleyeceğim, sert bir düşüş gelirse lig olma ihtimalim masada olacak ya da keseceğim kolumu, yaptığım bokun cezasını 9K mı? Abi iki tane haber gelir çıkartırız, ne yapalım yani? Ha, onu diyorum işte yani çıkartabileceğin miktarlar derken. Şeye ya müca oyunda kalmak lazım. Her koşulda oyunda kalmak lazım yani. O son jetonu atmamak lazım yani. Her zaman cepte bir tane daha yedek jeton kurşun olması lazım. Vallahi doğru söylüyorsun, haklısın.
kurşun lazım yoksa çok kötü oluyor ya. Bir de öyle bir durum oluyor ki o son kurşunun bittiği anda senin hani sen hangi yönde işte ısrar ettiysen, kurşunlarını harcadıysan son kurşunun bittiği anda o yöne doğru hareket etmeye başlıyor market. Kurşunları dikkatli harcamak lazım. Ben mesela şeye üzülmedim. Ettiğim zararı üzülmedim. Daha çok fırsatları kaçırdığımı üzüldüm. Mesela yani FED falan çok acayip tepki vermiş bugün. Doge, Render mesela takibimdeydi bir süredir. Render